Merhaba arkadaşlar. Bu yeni videomuzda Rajintek Orkus 360 milim sıvı soğutmanın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Genel olarak araştırdığımda bu ürünün kutu açılışını yurt içinde yapıp videoya olarak YouTube'a falan yükleyen yoktu. O yüzden alacak kişiler için şöyle bir açayım, yani içinden neler çıkıyor. Yani genel olarak sıvı soğutmadan neler çıktığını bilirsiniz tabii de. Kalite olarak nasıl görünüyor, hortumudur, pompasıdır, bağlantı noktalarıdır, nasıl görünüyordur, görün diye bir kutu açılışının videosunu yapayım dedim. Evet, şöyle, şuradan bir kutumuzu açarız diyecektim ama ters tutuyormuşuz. Evet, şunu şöyle şuraya katalım. Ve karşımızda Rajintek Orkus 360 milim sıvı soğutma. Şöyle parçalarını size göstereyim. İçinden bir adet RGB kontrol ünitesi çıkıyor. Şöyle 5 porta kadar destekliyor. Evet, yanlış değilim. Bu tarafa şeyleri takıyoruz. RGB kablolarını fanın. Bu tarafta güç, fanların gücü için. Eğer bundan kontrol et, hem anakarttan da kontrol etmek istiyorsak buraya da şurada harici kablosu var anakarta bağlamak için. Onu katıyoruz. Elde var bir. Bu. Şöyle kenara bırakalım. Diğer parçalarımıza geldiğimizde içinden sıvı soğutmamızı işlemcimize monte etmek, anakartımıza monte etmek için parçalar bulunuyor. Bunu da şöyle katalım. Ve içinden 3 adet Rajintek fan çıkıyor. RGB fan bunlar. Şöyle göstereyim. Yakından görün. Bunlar da şöyle katalım. Kullanın kılavuzu. Bunun farkı diğerlerinden, genel olarak Türkçe kılavuz yok. Bunda Türkçe de var. Şöyle bir göz atmıştım. Genelde aldığım ürünlerde Türkçe olmadığı için pek alışık değilim. Şöyle radyatörümüzü de çıkaralım. Radyatörümüzden önce sıvı soğutma için yedek su sanırım bu da. Bu içinde kalsın. Şöyle pompamızın poşetine çıkaralım. Hop, elimizi alalım. Sizler de görün şöyle arkadaşlar. Şöyle merak edilen yerlerini yavaşça size göstereyim. Bağlantı noktasını. Evet, şurada şöyle bir dönen şey bulunuyor. Fan. İçinde RGB de var. Videolarına baktığımda güzel duruyordu. Bayağı da büyük duruyor yani, güzel. Hortum. Dışı kaplama mı hortum, kendim böyle tam anlayamadım ama dışı örgü. Evet, şurada bir tane daha var. Normalde sıvı soğutmada bunlardan görmedim, bu ek başka bir motor falan mı onu bilmiyorum. Bakmadım, araştırmadım buna. Hatırladığım kadarıyla sıvı soğutmalarda bundan yoktu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam uyarın lütfen. Şöyle genel olarak baktığımızda işlemciye giden taraf bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Radyatörümüzü de çıkaralım. Şöyle. Eğer çıkarabilirsek, evet, şöyle radyatörümüzde zaten ışıktan dolayı iç bile şöyle gezdireyim, görüyorsunuz. Şöyle arka tarafını çevirdiğimizde
radyatörümüz bu şekilde. Daha önce hiç sıvı soğutma almadığım için kıyaslama pek yapamayacağım. Yani bir deneyip göreceğiz. Nedir ne değildir. Bu yeterli bir radyatör mü bilemiyorum. Şöyle bir de şuradan bağlantı noktasını göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Yani kutu açılışımız bu kadar. Ürünü gördünüz. Alacak kişiler kutunun içinden bunlar çıkıyor bu şekilde. Bir de bunu monte ettikten sonra çalışırken sizlere çalışırkenki videosunu da ekleyeceğim videonun sonuna. Ekstra olarak oyunlarda kaç derece sıcaklığa ulaştığını da ekleyebilirim. Takipte kalın. Teşekkür ederim. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.